Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde RLC devrelerin komple responslarının hesaplanmasından bahsedeceğiz. Yani hem natural response hem de forced response'u bulmasını ikisini birden gerçekleştireceğiz. Örnek olarak yine bir devre çizelim. Devremizde 4 UT'lik bir akım kaynağı var. Amperlik bir akım kaynağı var. Burada 5 amperlik bir akım kaynağı var. Yönleri yukarıya doğru. Bir bobinimiz var. Bobinimizin uçları arasındaki gerilim VL, bir direncimiz var, üzerinden geçen akım IR, yine bir kapasitörümüz var, 1 bölü 27 faratlık, onun da üzerinden akan akım IC ile ifade edilmiş durumda arkadaşlar. Şimdi bu soruda neler isteniyor? Öncelikle ona bakalım. Burada hem akımları hem gerilimleri öncelikle bulacağız. Yani şöyle diyelim, A kısmında find the voltage and current. Hangi şey için arkadaşlar? At T 0 pozitif değer için öncelikle bunları bulacağız. Yine daha sonra B şıkkında ise yine zamanla değişimlerine bakacağız bunların arkadaşlar. Bu değişimleri de yine hangi zaman diliminde bakacağız? T 0 pozitif durumunda inceleyeceğiz. C şıkkında ise biz VCT kapasitörün üzerindeki gerilimi ve bobinin üzerinden akan akımı arkadaşlar T büyük 0 için hesaplayacağız. Şimdi buraya baktığımızda öncelikle soruyu çözmeden birkaç şey söyleyelim. Biz bir fonksiyonun komple halini yani complete response'unu hesaplamak için ne vardı? Bu fonksiyonun natural değeri vardı. Daha sonra force değeri vardı. Bunları toplamı şeklinde ifade ediyorduk. Ve ifade ettiğimiz şeylerden birisi kapasitörün üzerindeki gerilimler sıfırdan hemen önce, sıfırdan sonra ya da T0 anından hemen önce ve hemen sonrasında anlık olarak değişmiyor. Yine bobinin üzerindeki akımlar da T0 eksi durumunda ve T0 artı durumu yani anlık geçişlerde anlık olarak değişmiyor. Bunu söylemiştik. Yine söylediğimiz şeylerden bir tanesi ise şuydu. VL'nin yani bobinin üzerindeki gerilimin T0 anındaki değeri L çarpı DI bölü DT nedir? T0 pozitifteki değerini şeklinde hesaplıyorduk. Benzer şekilde kapasitörün üzerindeki akıma baktığımızda T0 pozitif anı için bunun değerini de arkadaşlar C çarpı DV bölü DT T0 pozitif anı için hesaplıyorum. Ve bunlarda ne demiştik? Bobinin üzerindeki akımda anlık değişim olmadığını, yine kapasitörün üzerindeki gerilimde anlık değişim olmadığını söylemiştik. Direncin üzerindeki gerilime T0 pozitif anına baktığımızda R çarpı nedir? Direncin üzerinden akan akımın T0 pozitif anındaki değeri. Bunu ise neyle hesaplıyorduk arkadaşlar? Kirchhoff yasalarıyla, değil mi? Kirchhoff yasalarıyla bunu hesaplayabiliyorduk. Kirchhoff's law kullanıyorduk. Yine bu Kirchhoff yasaları kullanılarak can be used the values of adı diğer akımlar ve gerilimler arkadaşlar ne yapılabiliyor? Bunlar T0 anındaki değerleri hesaplanabiliyor. T0 pozitif anındaki değerleri hesaplanabiliyor. Bu bilgileri verdikten sonra devremiz burada. Bu devremizi sürekli kullanacağız. Siz not edersiniz arkadaşlar. Bu devrenin üzerinde gerekli işlemleri yapacağız. Ve devrenin analizini gerçekleştireceğiz. Devrenin analizini gerçekleştirirken şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle T sıfırdan küçük durum için bir analizini yapmamız lazım. T sıfırdan küçük durum için analizini gerçekleştirdiğimizde arkadaşlar akım kaynakları açık devre olacak. Bobin kısa devre olacak. Ve buna göre hesaplamaları yapacağız. İsterseniz bu hesaplamaları boş bir alanda şu şekilde yapalım. Biz
t eşittir 0 eksi diyelim, sıfırdan küçük değeri için hesaplama yapmak istediğimizde arkadaşlar devredeki devre steady state durumunda onu biliyoruz. Biz steady state durumunda ve kapasitör bundan dolayı da kapasitör açık devre olacak. Open circuit. Yine arkadaşlar devrede baktığımızda bobin vardı. Bobin ise ne olacak? Baktığımızda kısa devre olacak. Bobin ise kısa devre olarak devrede göstereceğiz. Arkadaşlar bunu bu şekilde gösterirken tabii birkaç şey daha söylememiz gerekecek. Akım kaynaklarıyla ilgili bir şeyler söylememiz gerekecek. Akım kaynaklarına baktığımızda short circuit diyelim. Akım kaynaklarına baktığımızda 4 çarpı UT'lik bir akım kaynağı vardı. T küçük 0 için UT'nin değeri 0 oluyordu. Doğal olarak bu akım kaynağı kendisi otomatik olarak ne olmuş olacak? Açık devre olmuş olacak. Devrede sadece 5 amperlik kaynak kalacak. Yani devremiz şu hale gelecek. Bir tane direncimiz. Burada 4 UT'lik kaynak T küçük 0 için nedir? Birim basamak fonksiyonu değerinden dolayı. Burada bir bobinimiz vardı. Bobinimiz kısa devre olacak. Üzerinden akın akımı yine gösterelim. İ ile. Direncin üzerinden akın akım İ ile. Onu buradan gösterelim yine. 30 ohmluk direncimiz burada. Burada kapasitörümüz vardı. Kapasitörümüz açık devre olacak. Ve burada 5 amperlik bir kaynağımız var. T küçük 0 için bu kaynak duracak. Ve devremiz bu hale almış olacak. Bunlarla ilişkin neler söyleyebiliriz? Bunlarla ilişkin şunu söyleyebiliriz. İ ile sıfırdan küçük değeri için nedir? 5 amper. Bunu buradan doğrudan söyleyebiliriz. Yine söyleyeceğimiz şeylerde İR'nin sıfırdan küçük değeri için bu değerde ters yönde akım var. O da eksi 5 amper. İC için ne söyleyebiliriz? Sıfırdan küçük değer için. Burası açık devre olduğu için 0 amper. Peki bobinin üzerindeki gerilim belirlemek istediğimizde sıfırdan önceki durumu için bobin kısa devre olduğu için 0 volt kısa devre. Yine dirence baktığımızda direncin üzerindeki gerilim ise nedir? 30 çarpı 5 eksi ters yönde eksi 150 volt olarak belirlenmiş oluyor. Bu neden dolayı? Short circuit diyelim arkadaşlar. Yine bu neden dolayı? Bu da open circuit. Bundan dolayı bunu ekstra ifade etmiş olalım arkadaşlar. VR'yi belirledik ve C'nin sıfırdan önceki durumu için ise bu da ters yönde yani artı 150 voltluk potansiyel elde edilmiş olacak arkadaşlar. Peki T sıfırdan hemen sonraki durumu için analiz ettiğimizde sıfır pozitif için analizi gerçekleştirdiğimizde bu duruma bakalım arkadaşlar. Bu durumda neler söyleyebiliriz? Direncimiz duruyor burada. Bobinimiz evet devrede. Buradaki değerimiz UT sıfırdan büyük için bir değerini alıyordu. Bu değeri 4 ile çarptığımız için 4 amper olacak. Yine bobinin üzerinden akın akım I ile 0 pozitif diyebiliriz. Uçları arasındaki gerilimi VL ile gösterelim. Buradan akın akım I ile 0 pozitif. Bunu da yine üzerindeki potansiyeli artı eksi VL ile gösterebiliriz. Kapasitörü de gösterelim. Kapasitöre baktığımızda kapasitörün uçları arasındaki potansiyeli VC 0 pozitif şeklinde ifade ederken üzerinden akan akım IC 0 pozitif şeklinde ifade edilmiş oluyor. Bir tane de kaynağımız var. 5 amperlik kaynak. O kaynağı da ne yaptık? Devreye bağladık. Devreyi bu şekilde bir analiz edelim. Bu şekilde analiz ettiğimizde devrede neler söyleyebiliriz? Onlara bir göz atalım. Yine buraya baktığımda bobinin üzerinden akan akım arkadaşlar sıfırdan büyük değer için bu anlık değişim olmayacağını söylemiştik. Sıfırdan önceki değerine eşit. O değerde 5 amper olarak biliyoruz. Yine kapasitörün üzerindeki sıfırdan hemen önceki değeri kapasitörün sıfırdan hemen sonraki değerine eşit olacak. O değerde nedir? Değişim, anlık değişim olmayacak. 150 volt olarak biliyoruz. Yine Kirchhoff yasalarını kullanarak IR'nin sıfırdaki sıfır pozitifteki değeri artı IL'nin sıfır pozitifteki değeri eşittir neymiş?
arkadaşlar. Buradan doğru söyleyebiliriz. Giren akımlar toplamı, çıkan akımlar toplamı eşittir. Bir düğüm noktası için düşündüğünüzde bu değer de neymiş? Kirchhoff akımlar yasasına göre 4 amper. Buradan ire sıfırı biz arkadaşlar ire sıfır pozitif değerini eksi 1 amper olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İre sıfır buysa vr sıfır pozitif değeri ise eksi 30 volt olarak ne yapılır? Hesaplanır. Çünkü direncin değeri neydi? 30 ohmdu. Onu biliyorduk arkadaşlar. Yine bobinimizin değeri 3 hendiydi. Bildiğimiz şeyler. Kapasitörün değeri de 1 bölü 27 farattı arkadaşlar. Arkadaşlar bunları belirledikten sonra bir de IC'yi belirlememiz gerekecek. IC'ye baktığımızda IC 0 pozitifteki değeri eksi IR'nin 0 pozitifteki değeri eksi 5 eşittir 0 dediğimizde Kirchhoff yasalarına göre buradan IC 0 pozitif değerini ise 4 amper olarak belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki burada biz bobinin üzerindeki gerilimi belirlemek istediğimizde onu da belirleyelim. Bobinin üzerindeki gerilim VL 0 pozitif, VL 0 pozitif değeri için Kirchhoff yasalarına baktığınızda, gerilim yasasına baktığınızda VL 0 pozitif artı VC 0 pozitif şeklinde ifade ederiz. Bu değerleri diyorduk. Eksi 30 artı 150 o da eşittir. 120 volt olarak belirlenmiş olur. Şimdi yapmamız gereken şeyler neydi? Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi VL değerinin belirlenmesi. O da L çarpı DI bölü DT ile belirleyeceğiz. Buraya baktığımızda DI bölü DT ifadem arkadaşlar T eşittir 0 pozitif anında nedir? VL'nin 0 pozitifteki değeri bölü L değeridir. Bu değer de 120 bölü 3 o da eşittir. 40 amper bölü saniye şeklinde hesaplanır. Ve şeye baktığımızda DVC'ye baktığımızda DVC bölü DT DT değeri T eşittir 0 pozitif anında bu değerde IC 0 pozitifteki değeri bölü C değeri burada baktığımızda 4 bölü eksi 4 bölü 1 bölü 27 yerine koyduğumuzda bu değeri ise arkadaşlar x'i yok tabi 4'tü galiba iyice evet 108 volt bölü saniye olarak bunu da ne yaparız hesaplamış oluruz arkadaşlar. Şimdi hem Kirchhoff gerilimler yasası hem de Kirchhoff akımlar yasasını kullanarak türev için bunları uygulayalım. Uyguladığımızda 4 eksi i ile eksi i re eşittir 0 ise buranın türevini aldığımızda eksi 4 pardon eksi di l bölü dt eksi 4 değil eksi DIL bölü DT yine eksi DIR bölü DT eşittir 0 ise buradan ne yapabiliriz? DIR bölü DT eşittir T eşittir 0 pozitif anındaki değeri eksi DIL bölü DT'nin T eşittir 0 pozitif anındaki değerine eşit olacak. Bu değerde eksi 40 nedir? Baktığınızda amper pardon DIL bölü DT olarak elde ettik. Bu değeri ise arkadaşlar eksi 40 amper bölü saniye mi? Amper bölü saniye olarak burada ne yapacağız? Bu şekilde hesaplamış olacağız arkadaşlar. Yine gerilim için bir şey söylemek gerekirse VR değeri üzerinden direnci üzerinden geçen akım çarpı direnç değeri ise türevini aldığımızda dvr bölü dt eşittir r çarpı dir bölü dt şeklinde ifade edilmiş olacak. Buradan dir bölü dt'yi çekmek istediğim arkadaş d pardon dvr bölü dt'yi çekmek istediğimizde düzeltelim şöyle tekrar. Şekilde alalım. dvr bölü dt eşittir r çarpı dir bölü dt. O zaman buraya baktığımızda dvr bölü dt nedir? T eşittir 0 pozitif anında r çarpı dir
bölü dt olacak. Bu da nedir? T eşittir 0 pozitif an için olacak arkadaşlar. Buradaki değerini bulup 0 pozitif anındaki değerini yazdığımızda. Burayı bir işlem daha yapalım. Düzenleyelim. Düzenlediğimizde arkadaşlar d ve r bölü dt t 0 pozitif durumu için hesapladığımızda 30 çarpı eksi 40 o da eşittir. Eksi 1200 volt bölü saniye olarak hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Yine Kirchhoff'un gerilimler voltage law yasasından burada arkadaşlar direnci üzerindeki potansiyel kapasitörün üzerindeki potansiyel eksi bobinin üzerindeki potansiyel eşittir 0 ise burada dvl bölü dt ifadem eşittir dvr bölü dt artı dvc bölü dt şeklinde elde edilmiş olur. Burada bir adım daha öteye götürdüğümde dvl bölü dt t eşittir 0 pozitif için hesapladığımda dvr bölü dt yine bu da t eşittir 0 pozitif için artı dvc bölü dt o da t eşittir 0 pozitif için değeri olacak. Bu değerleri yerine koyduğunuzda eksi 1200 artı 108 eşittir eksi 1092 volt bölü saniye olarak bunu da hesaplamış oluruz arkadaşlar. Yine Kirchhoff akımlar yasasına baktığımızda ic eksi ir eksi 5 eşittir 0 ise buradan dic bölü dt t eşittir 0 pozitif anındaki değeri eşittir dir bölü dt t eşittir 0 pozitif anındaki değeri ne olacak? Buradan da arkadaşlar dic bölü dt değeri t eşittir 0 pozitif anındaki değeri eksi 40 amper bölü saniye olarak elde edilmiş olacak. Saniye İngilizce yazmalık. Şunu S diye belirtelim yine. Amper bölü saniye olarak elde edilecek arkadaşlar. Yine buraya baktığımızda o zaman IT akım ifadesini çok rahat artık yazabiliriz. Yazmak istediğimizde akım ifadesini yazmak istediğimizde arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Önce genel akım ifadesi IT akım ifadesi eşittir. Tabii hangi durumda olduğuna bakmamız lazım. Arkadaşlar bu hangi durumda diye öncelikle incelememiz gerekiyor. İncelediğimizde bunun hemen ben görebiliyorum. Aşırı sönümlü olduğunu görebiliyorum. Aşırı sönümlü olduğunu görmek için önce o zaman bunu yazmayalım. Şuradan hesabını yapalım. Siz de görün. Neper frekansını hesaplamam gerekecek. O değer R bölü 2 ile R'nin değeri 30 ohm'du. L 3'tü. 2 çarpı 3 eşittir. Burası 5 edecek. Ve sıfıra baktığımda bu değer 1 bölü karekök içerisinde L değeri 3 çarpı 1 bölü 27 o da eşittir 3 edecek. Buraya baktığımda alfanın karesi omega 0'nın karesinden yani alfa büyük omega 0. O halde D1 2 dediğimiz değer eksi 5 artı eksi karekök içerisinde 5'in karesi eksi 3'ün karesi dediğimizde buradan D1 değerini arkadaşlar eksi 1 olarak belirleriz. D2 değerini ise ikinci kökü ise nedir? Eksi 9 olarak buluruz. Kökler reel kök. O zaman burası nedir? Aşırı sönümlü responsu uygulanacak demektir. Buraya baktığımızda IT ifadem eşittir. A1 çarpı E üzeri D1T artı A2 çarpı E üzeri D2T responsu uygulanacak demektir arkadaşlar. Bunu da uygulayabiliriz. Buradan bakabiliriz. Uyguladığımızda bu değerlere uygulayabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Onları da söylememiz gerekecek. Yine bir diğeri ise arkadaşlar neyi hesaplayacaktır? Kapasitörün üzerindeki natural response değeri. O değer A1 çarpı E üzeri neydi? Eksi 1'di. Eksi T artı A2 çarpı E üzeri eksi 9T olarak burayı belirlemiş oluyoruz. Natural response'unu hesapladık. Şimdi natural response'unu hesapladıysak toplamı nasıl hesaplanacak? Toplamını hesaplarken İL diyelim arkadaşlar.
şunu gerçekleştiriyorduk. I ile T dediğimiz ifade, I ile natural response olarak ifade ettik. Hatta buraya bir gün natural diyelim. Artı nedir? I buraya baktığımızda L'nin force response değeri. T'ye bağlı sabit bir değer. Diğeri ise kapasitörün üzerindeki potansiyel toplam responsuna baktığımızda yine kapasitörün natural, doğal tepkisi elindeki gerilimi artı nedir? Bunun force response'daki değeri olarak karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. Şimdi buraya baktığımızda hem biz burada neyi bulmaya çalışacağız? İkinci aşamada arkadaşlar. Hem I ile F'yi bulmaya çalışacağız. Hem de V, C, F'yi bulmaya çalışacağız. Bunları bulmak için to find V, C, F yani force response gerilimi ve buraya baktığımızda I ile F yani force response akımını bulmak istediğimizde neler uygulamamız gerekiyor? Consider inductor as short circuit and capacitor arkadaşlar ne olması gerekiyor? Open circuit olması gerekiyor. As open circuit olması gerekiyor. Bu şekilde yine analizimizi gerçekleştirerek hesaplamalarımızı yapacağız. Analizimizi gerçekleştirdiğimizde devremiz ne hal alıyor? Hemen onu şu şekilde çizebiliriz. Burada yine 30 ohmluk direncimiz olacak. Buradan akan akım neydi? Bobin kısa devre olacaktı. Şu şekilde gösterelim. Kapasitör açık devre olacaktı. Onu bu şekilde gösterelim. Kapasitörün üzerindeki potansiyel VC force response'daki değer. Buradaki üzerinden akan akımda I ile force response'daki değeri. Burada 4 amperlik yine kaynağımız duruyor. Force response'da yönü bu tarafta söylemiştik. 4 amper. Burada da ne vardı? Yönü yine bu tarafta 5 amperlik. İkisi de yönü yukarı yönde arkadaşlar. Burada kaynağım duruyordu. Buraya baktığımda ben force response'daki değerini hesaplamak istediğimde yani kapasitörün geriliminin force response'daki değeri bu şekilde getirdiğimde rahatlıkla hesaplayabilirim. Kapasitörün uçları arasındaki gerilime baktığımda bu değer nedir? Aslında direncin uçlarındaki gerilime bakıyorum demektir. 5 burada, diğeri orada. O zaman kısa devre var şurada. O zaman buradaki potansiyel 30 çarpı 5. 30 çarpı 5 o da eşittir. 150 volt olarak bulunur. Benzer şekilde force response'daki yani aslında bunu nerede buluyoruz? T sonsuza giderken arkadaşlar özellikle bunu da yazalım. Buradaki değere baktığımızda ise I ile F değeri. Buradan akan akım var. Oradan gelen iki akım var. Gelen akımlara baktığımızda ikisi birleşiyor. Yani 4 artı 5 o da eşittir. 9 amper. Bu değeri de otomatik olarak ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz arkadaşlar. Bunları bu şekilde hesapladıktan sonra artık ne yapabiliriz? Buradaki biz RLC devre için hesaplamalarımızı yapmıştık. Değerleri de hesaplamıştık. Yerine koyabiliriz. Yerine koyduğumuzda değerleri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani şunu hesaplamıştık en son. Hemen bir önceki sayfada hatırlayacaksanız eğer. İLN'nin T değerini hesapladığımızda ne demiştik? A1 çarpı E üzeri eksi T artı A2 E üzeri diğer kök eksi 9'du. 9T olarak hesaplamıştık. Bunu arkadaşlar bir de neyi var? Force değeri var. Toplamını hesaplamak istediğimizde I ile olarak gösterdiğimizde ne yapmamız gerekiyor? A1 E üzeri eksi T artı artı A2 E üzeri eksi 9T artı buradaki force değeri orada artı 9 olarak ifade edeceğiz. Bunun sıfırdaki değerine baktığımızda ilerinin sıfırdaki değeri T eşittir 0 diyelim. 0 aldığımızda bunun değeri 5'ti. 9. Burası A1 0 koyduğumuzda artı A2 değeri elde edilecek. Buradan neye bakıyoruz arkadaşlar? Şöyle et diyelim. A1 artı A2 değerinin nedir? Eksi 4 olduğunu buradan hesaplayabiliriz. Yine türevini aldığımızda D I ile bölü DT ifadesi türevini aldığımızda eksi A1 çarpı E üzeri eksi T eksi 9
A2 çarpı E üzeri eksi 9T ifadesi gelecek. Burada da T yerine 0 koyduğumuzda, 0 pozitif koyduğumuzda değerinin 0, 40'a eşit olduğunu biliyorum. Buradan ise eksi A1 eksi 9 A2 eşittir 40 olarak bu denklemde buluyorum. İki bilinmeyenli iki denklem var. Buradan artık ne yapabilirim? A1 ile A2'yi çekebilirim. A1 değerini 0,5 olarak buluyorum. A2 değerini ise arkadaşlar eksi 4,5 olarak hesaplamış oluyorum. O halde toplam akım ifadesini yazmak istediğimizde nerede yazacağız? Toplam akım ifadesini arkadaşlar artık şurada rahatlıkla yazabiliriz. Yani şunu yazacağız. Onu diğer sayfaya yazayım. Yazdığımızda yani I, L, T'yi istiyor. Buraya baktığımızda I, L, T ifadesi 0,5 çarpı E üzeri eksi T eksi 4,5 çarpı E üzeri eksi 9T artı 9 hangi durum için geçerli? For T larger than 0 olarak geçerli. Şimdi bir de yani kapasitörün üzerindeki gerilimi hesaplıyorum. Kapasitörün üzerindeki gerilime baktığımızda VCT değeri burada B1 diyelim. B1 çarpı E üzeri eksi T artı B2 çarpı E üzeri eksi 9T bir de force response'taki değeri vardı. O değeri de 150 olarak bulmuştuk. Burada arkadaşlar bu değeri biz T eşittir 0 pozitif anındaki değerini yazmak istediğimizde 150 eşittir B1 artı 0 değerini koyduğumuzda B2 artı 150 olduğunda buradan B1 değerini eksi B2 olarak çekiyoruz. Bir tane daha denkleme ihtiyacımız var. O da DVC bölü DT nedir? T 0 pozitif anındaki değeri. O zaman türevini alalım öncelikle. Türevini aldığımızda eksi B1 E üzeri eksi T eksi 9 çarpı B2 E üzeri eksi 9T yazdık. Buraya baktığımızda T 0 pozitif T yerine koyduğumuzda bunun değerinde 108'e eşit olduğunu biliyordum. Buradan ise ben B1 eksi B1 eksi 9B2 eşittir 108. İki tane denklem elde etmiş oldum. Bu iki denklemden iki bilinmeyen iki denklem B1 değerini 13,5 olarak B2 değerini ise eksi B2'de eksi 13,5 olarak ne yapıyorum? Hesaplıyorum. O halde toplam kapasitörün üzerindeki gerilim değeri arkadaşlar B1 değeri 13,5 çarpı E üzeri eksi T eksi 13,5 çarpı E üzeri eksi 9T artı 150 volt olarak ne yapılıyor? Hesaplanıyor. Bu da T büyük 0 için elde ettiğimiz değer arkadaşlar. Arkadaşlar soruda seri relecilerin uygulamasıydı. Burada bu şekilde gösteriliyor. Bunu da bu şekilde uygulamış olalım. Arkadaşlar seri komple responsunu da bu şekilde çözdük seri RLC devrenin. Şu anda birinci dönemin müfredatını bitirdim. Gelecek dönem ise arkadaşlar yani devre analizi 2'de sinüsoidal forcing function'larla başlanacak konular anlatılacak. Buraya kadar ben seri RLC devresi yine bunların komple responsun hesaplanması bunları anlatmış olduk. Hem overdamped durumu için hem critical hem de underdamped durumu için. Aslında seri ve paralelde çok farklı olmadığını sadece nefer frekansının değiştiğini söylemiştik. İster overdamped olsun, ister underdamped olsun, ister baktığınızda critical damped olsun response'taki değerlerin hesaplanmasının nasıl olduğunu söylemiştik. Öncelikle overdamped için response değerine baktığımızda bir tane A1 sabiti A1 çarpı E üzeri D1T artı A2 çarpı E üzeri D2T şeklinde hesaplamıştık. Critical damp'a baktığımızda force değeri olarak da nedir? E üzeri eksi alfa T çarpı parantez içerisinde A1 çarpı T artı A2 parantezi kapattığımızda bu şekilde hesaplamıştık. Benzer şekilde yine underdamp durumu için az yönlü durum için tepkisine baktığımızda
Burada ise eşitliğe baktığımızda e üzeri eksi alfa parantez içerisinde c1 çarpı kosinüs omega d, omega d çarpı t artı c2 çarpı sinüs omega d çarpı t olarak hesaplamıştık. Burada omega d'yi de natural resonance frequency olarak ifade etmiştik. Doğal rezonans frekansı olarak bunun da değerini ne olarak hesaplamıştık? Omega 0'un karekök içerisinde omega 0'un karesi eksi alfanın karesi şeklinde hesaplamıştık arkadaşlar. Omega 0 ise rezonans frekansıydı. 1 bölü karekök içerisinde L çarpı C'ydi. Eğer devremiz paralel devre ise Nepper frekansımız, yani doğal frekans aslında bu ifade ettiği şey. O da 1 bölü paralelse 2 çarpı R çarpı C'ydi. Eğer bu seri devre ise bu değerimiz ise neydi? R bölü 2 çarpı L değeriydi arkadaşlar. Buna göre de çözümleri gerçekleştirmiştik. Natural response değerlerini hesapladıktan sonra force response değerlerini T sonsuza giderken hesaplıyorduk. Bileceğimiz şeylerden birisi, aklımızdan çıkarmamız gereken şeylerden bir tanesi, eğer ki bobin üzerindeki akım hesaplanıyorsa T eşittir T0 anından bir önceki durum ile bir sonraki durum arasındaki, yani geçişin anlık bir değişimin olmadığı, yine kapasitör üzerindeki gerilim hesaplanıyorsa kapasitör de T eşittir T0 anından hemen önce ve hemen sonrası durumu için de yine anlık bir gerilim değişiminin olmadığını da ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. RLC devrelerle birlikte burayı kapatmış olduk. Yani doğru akım analizi burada tamamlanmış olduk.